8 Temmuz Pazar günü yeni bir KYK ile karşılaştık. Bu KYK ile 18.632 kamu emekçisi görevlerinden ihraç edildiler. Şimdiye kadar yayınlanan kanun hükmünde kararnamelerle sendikamızın hali hazırda şu anda 422 üyesi, yöneticisi, iş yeri temsilcisi ihraç durumunda. Henüz işlerine geri dönmediler. Bu süreç içerisinde kanun hükmünde kararnamelerle ya da OHAL komisyonu marifetiyle toplamda 20 üyemiz işlerine geri dönebildiler. Ancak 422 üyemiz hala hukuksuz bir şekilde işlerine başlatılmamıştır. 701 sayılı kanun hükmünde kararnameyle 5 üyemiz ihraç edildi. Bu üyelerimizin bir kısmı daha önce il temsilciliği yapan ya da hali hazırda şube yönetim kurulu üyesi olan arkadaşlarımızdır. Bizler 15 Temmuz darbe girişiminden sonra darbe girişiminin fırsata çevrilerek OHAL ve KYK düzeniyle Türkiye'nin yönetilmesinin çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin iş güvencemizin elimizden alınmasının hukuksuz olduğunu başından itibaren KESK ve KESK'e bağlı sendikalar olarak sürekli basına ve kamuoyuna duyurduk, söyledik. Bu kararnameyle birlikte bu işlerin aslında ne kadar hukuksuz olduğunu aslında 701 sayılı KYK'de İşkur'un ihraçların yanında gerekçe detayı kısmı çok önemlidir. Sanırım kurum bir maddi hata yapmış ve orayı silmeyi unutmuş. Ancak şimdiye kadar bizim bu ihraçların aslında idarecilerin iki dudağı arasında olan ve hiçbir maddi desteği olmayan mesnetsiz gerekçelerle arkadaşlarımızın ihraç edildiğinin bir göstergesidir. İşkur'un detay gerekçe kısmında ihraç nedeninin kurum kanaati olarak belirtilmesi aslında bizim 15 Temmuz'dan sonraki ilk ihraçlardan itibaren söylediğimizi kanıtlar durumundadır. Yani bu kanun hükmünde kararnamelerin hiçbir maddi temele dayanmayan, tamamen istihbari nedenlerden kaynaklandığı ve tamamen keyfi olduğu, idarenin tasarrufu ile gerçekleştiği artık bu 701 nolu KYK ile devlet belgelerine resmi olarak girmiş ve tescillenmiş oldu. Ayrıca bu kanun hükmünde kararnamede şunu yaşadık. Mersin'deki bir mühendis emekli olduktan sonra vefat etmesine rağmen ölü bir memur arkadaşımızı bu KYK ile ihraç ettiler. Diğer taraftan yine komisyon marifetiyle işe başlayan Ankara'dan bir üyemiz OHAL komisyonuna başvurduktan kısa bir süre sonra bu ihraç nedenine dayanamadığı için bir kalp krizi geçirmişti. Arkadaşımızı kaybetmiştik ve OHAL komisyonu ölü bir insanı da işe başlattı. Bu acının telafisini AKP hükümeti ya da OHAL komisyonu nasıl telafi edecektir bilemiyoruz. Bu KYK'lerin hukuksuz olduğunu yine şu şekilde de anlatabiliriz. OHAL komisyonunun red kararları gelmeye başladı ve biz red kararlarında şunları gördük. OHAL komisyonu UYAP'tan yaptığı araştırmalar sonucunda üyelerimizin ya da temsilcilerimizin, yöneticilerimizin beraatlerini, savcılık tarafından verilen takipsizlik kararlarını görmesine rağmen yine kendi kararlarının ekinde hiçbir belge olmadan, hiçbir belgeye dayandırmadan yine çevresel araştırmalar, istihbari bilgiler ve kurumdan alınan bilgileri gerekçe göstererek arkadaşlarımızın OHAL komisyonuna başvurularını reddetmişlerdir ve işlerine başlatılmamışlardır. Yine bu 701 nolu kanun hükmünde kararnameyle, bu hukuksuzluğu anlatmak açısından bunu önemsiyorum, Bursa Adliyesi'nde çalışan Bursa Şube Yönetim Kurulu üyemiz Aysun Torun sosyal medya paylaşımından kaynaklı Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla işinden atıldı. Sendikamızın yürüttüğü hukuk mücadelesi sonucunda arkadaşımız işine geri döndü. Ancak işe geri döndükten birkaç ay sonra bu sefer yine KYK ile ihraç edildi.
Dolayısıyla bu kanun hükmünde kararnameler, yani insanlara hem emekçileri, ailelerini ve çocuklarıyla birlikte açlığa mahkum eden bu kanun hükmünde kararnamelerin kamu kurum idarecilerinin iki dudağı altın içerisinde olduğunu anlatmamıza gerek yok galiba bu şeyleri söyledikten sonra. Bunlar tamamen yöneticilerin ihbarları karşısında oluşan durumdur. Bizler kamu emekçileri olarak, BES olarak bu hukuksuzluğu peşini bırakmayacağız. Mücadelemize her anlamda devam edeceğiz.